Bir bıçak yardımıyla kes. Bakın şimdi, bakın bakın. Oy çok. Mayonez. Ve panzorettimiz servise hazır. Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sosyal medyada tamı tamına 10 milyon izlenen muhteşem kapalı pizza tarifimde sizlerle canlar. Gördüğünüz üzere şuralarda olan hamur neredeyse evin ikinci katına doğru ilerliyor. Sosisim var, patatesim var, çok güzel bir sosum var. Hadi bakalım izlemeye başlayın. Bu tarif favoriniz olacak. Ballar. Hemen panzorettimizi yapmaya başlıyoruz. Panzorette bu arada lisanslı isimleri olabilir. O yüzden ben buna kapalı pizza diyeceğim. Ne yapıyoruz? Şöyle 2 su bardağı suyumu ilave ediyorum bir karıştırma kabına. Bu arada ılık, nasıl ılık? Parmağımı sokunca 1, 2, 3, 4'e kadar durabiliyorum. Hamur mayalamak bu işin en önemli sırlarından biri. 1 su bardağı sütüm var. Sütüm normal oda ısısında. İçine 2 adet şeker atıyorum. Bizde toz şeker kalmamış. O yüzden küp şeker attım. Ama siz tabii ki toz şeker de atabilirsiniz. O toz şeker atacaksanız da 2 çay kaşığı yeterli olacaktır. Şimdi karıştıralım. Şekerler bir erisin içinde. Üzerine 2 paket toz maya koyuyorum. Çünkü ben 2 ölçüden yapıyorum. Eğer siz daha az kişiyseniz ölçüyü yarıya indirebilirsiniz. Ben kalabalık olduğumuz için 2 kat ölçüden yapacağım. Güzelce bir karıştıralım bunu da. Gerçekten diğer bütün sosyal medyalarda 10 milyondan fazla izlendi. 4 çay kaşığı tuz. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 tane yumurtam var. Yumurtalarım bütün bu arada. Hani sarısını beyazını ayırmıyoruz. Gene bir karıştıralım. Ve artık aldığı kadar bunu ekleyip ele yapışmayacak bir hamur elde edeceğiz. Olayın en zor yanı sadece hamuru mayalamak. Onun içinde gördüğünüz üzere böyle 1 dakikada falan hazır oluyor. O da çok zor değil yani. Şimdi aldığı kadar bunu ilave edeceğim. Ve hamurumu yoğurmaya başlayacağım canlar. Ben makineyle yoğuracağım. Eğer makineniz varsa makineyle yoğurabilirsiniz. Eğer yoksa elinize de yoğurma işlemini tamamlayabilirsiniz. Artık ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Bakar mısınız hamurumun güzelliği? Dediğim gibi ben 2 ölçü yaptığım için bayağı böyle büyük bir hamurum oldu. Çünkü benim arkadaş grubum kalabalık gelecek. Siz denediğinizde bunun yarısı kadar olacak. Ama şuna bakın ya, ne kadar güzel oldu. Pürüzsüz. Şahane bir hamur yaptık. Şimdi bunu mayalandıracağız. Hamurum hazır beybiler. Şimdi üzerine kapatıyorum ve minimum yarım saat kadar hamurumu mayalandırmaya bırakıyorum. Bugün bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Olabildiğince ince ince patateslerimi keseceğim. Bu kibrit patates diyorlar ya. Şimdi ben çok kibrit kesemiyorum ama bakın. Olmuş çok ince. Böyle bir incelikte değil de. Biraz daha patates. Şu şekilde kesiyoruz patateslerimizi. Daha sonra içine koyacağım sosislerim var. Onu sosisleri de önce 3'e kesiyorum. Sonra onları da aman dikkat edin. O kadar da keskin ki bıçak. Ama kesmiyor. Bakın sosislerimi de şu boyda keseceğim. Onları da böyle ince ince bir keselim. Artık en son işlem bir pizza sosu yapacağız. Şurada 2 yemek kaşığı salçam, biraz tuzum var. Üzerine pizza deyince vazgeçilmez kekik ve bir tık pul biber, bence çok yakışıyor. Ondan sonra suyla açacağım. Yani buradaki bu su miktarı artık sizin göz kararınıza kalmış. Ne böyle çok sıvı olacak ne de çok katı olacak. Şimdi ben göstereyim, biraz karıştırayım şunu. Bir çırpayım. Bakın böyle hemen yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şu kıvamda bir sos yaptık. Sosumuz da hazır oldu. Artık birleşelim. Hamura bakar mısınız? Gidiyor. Yukarı doğru gidiyordu. Maşallah çok güzel bir hamur elde ettik. Şöyle açalım. Of, dediğim gibi ben 2 ölçü yaptım. Siz tek ölçüde yapabilirsiniz. Sosislerim hazır. Patatesim hazır. Kaşar rendeydim. Şurada sosum var. Sosun kıvamını göstereyim. E artık, buluşsunlar.
bu sahneler Fatih'in en izlemeyi sevdiği sahneler. Ne güzel bir hamur yapmışsın. Şuna bakın, hamura bakın. Bakın, bir tane hamurumu aldım. Ve şimdi bir pasta değil de bir servis tabağı büyüklüğünde hamurumuzu güzelce açıyoruz. Öyle güzel bir hamur yapmışız ki yapışmıyor. Eğer sizde hafif bir yapışma varsa hemen unluyorsunuz. Eğer unlamazsanız daha çok yapışır. Güzelce bir açalım hamurumuzu. Anam diyor. Güzelce bir açalım hamurumuzu. Açtık canlar. Ondan sonra şöyle yaptığım sosumdan sürüyorum bir tık. Kenarlara da gelsin. Kaşar koyuyoruz. Çok mu oldu ne? Kaşarımızı da koyduktan sonra tuttuğum gibi hop kapatıyorum. Şimdi bundan sonrası biraz elemeyi, göz nuru. Taşıyayım şuraya. Uzatabildiğiniz kadar uzatın. Çok da uzatmayın. Yırtılmasın. Sonra şekil veriyorum. Bir çiğ böyle kimsi gibi bir şekil veriyorum. Şöyle. Bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Açılır. Başlıyoruz. Çekiyorum, yapıştırıyorum. Çekiyorum, yapıştırıyorum. Çekiyorum, yapıştırıyorum. Çektim, yapıştırıyorum. İçeri bakayım. Çektim, yapıştırdım. 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 Kaç kere diye bu cümleyi acaba kaç kere kullandı? Ümü hazır oldu. Bunu şimdi bu şekilde hepsini yapacağım ve bir tepsiye yani tepsi hazır. Şimdi sosundan birazcık da şöyle üzerine sürüyorum ki güzel bir kızarma yapsın diye. Tabii bende tepsi tepsi çıktı. Şimdi ikinci tepsi şimdi pişti. Onu göstereceğim size. Hemen nasıl topladığımı içini dışını. Oy 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 oy. Ay çok güzel oldu be. 200 derecelik fırına yolluyoruz. Bunlar şimdi pofur pofur kabaracaklar. Lord. Of bakar mısınız? Pofur pofur kabardılar. Şimdi süslemeyelim. Altındaki hamuru yırtmadan üstündeki kapağını şöyle bir bıçak yardımıyla kesiyoruz. Bakın. Bakın şimdi ne oluyor? Bakın, bakın, bakın. Oy, çok güzel oldu vallahi. Şimdi hemen cecik bütün malzemelerin içine yerleştireceğiz. Ne var? Biraz sosisim var. Sosisleri biraz kızarttık. Şöyle sosisini koyalım içine. Turşum var. Turşumlarımızı koyalım. Özge nerede patatesler? Haydi bekliyoruz. Nar gibi kızarmış patateslerim. Ve olayı ketçap mayonezle bitiriyoruz. Aa, çay demlemedik. Ketçap. Hoppa. Mayonez. Ve panzorettimiz servise hazır. Şu güzelliğine bakın. Ve canlar, panzerotlarımız hazır. Denemeyen, yemeyen kalmasın. O kadar güzel ve lezzetli oldu ki. Kanalıma abone olmayı, beğeni, yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.